Seferihisar mandalinasının özelliği ne? Seferihisar mandalinasının özelliği bir kere hava şartları ve deniz bölgesi olduğu için mandalini bayağı bir güzelleştiriyor yani. Nasıl, bu şenlikler yarıyor mu ürünleri? Tabii ki de. Bak, çok çeşit yerden insanlar geliyor. Yani bayağı bir faydalı. Halkımız için, Seferihisar için güzel. Nasıl işleriniz? Şükür. Maşallah. Çok şükür. Hadi kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Nasıl bu sene hasat? Yani geçen sene en azından biraz daha az ama fiyatlar da yani çok çok yüksek değil. Kaderi daha iyi oluyor. İnşallah. Valla Seferihisar mandalinası bir kere çok dayanıklı. Yani tadı güzel, ne bileyim organik, yani bir katkı, herhangi bir kimyasal bir şey hiç vermiyoruz biz. Evet. Merhaba, ismim Hayriye Göker. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ortaklarındanım. Başkanımız Neftin Soyer. 10 senelik kurulmuş olan bir kooperatifte yer alıyorum. İlk başta kara kılçık ekmeğimiz var. Tam buğday unundan, görüldüğü gibi burada. Kara kılçık eriştemiz var. Kara kılçıktan tarhanamız var unundan. Nar ekşimiz, mandalina reçellerimiz, biber turşumuz, sabunumuz, kül suyuyla yapılan sabunumuz. Ama dediğim gibi daha çok kara kılçığa ağırlık veriyoruz ununa. Seferihisar'da. Biz kendimize kısaca Seferi Kadınlar Kooperatifi diyoruz. Gıda ve kozmetik ağırlıklı şu anda ürünlerimiz ve üreticilerimiz var. Üreticilerimiz arttıkça ürünlerimiz de renkleniyor. Lavanta topraktan başlayarak yağını çıkarma işte görevi bende, uçucu yağlar. İşte Tuba Hanım, hayıtan türü, fıstık ezmesi, ahlaklı ürünler, oldukça inovatif ürünler. Kemik suyu ürünümüz ve sabun, doğal zeytinyağıyla üretilen sabunlarımız. Yerel yönetimin, belediyenin böyle şenlikleri, kooperatif katkıları, bunlar nasıl etkiliyor çalışmalarınızı? Yani, tabii ki kendimizi tanıtmak açısından anlamlı oluyor. Hem dışarıdan gelen turistler hem de yerel halk bizi biraz daha yakından tanımış. Yerel yönetimin kooperatiflere karşı desteği nasıl? Belediye işletmeleri için bizden teklif isteniyor. İşte şenlikler gibi yerlere davetler oluyor. Kültür Park'taki etkinliğe katılabilmemiz için işte araç tahsisi gibi şeyler üzerine konuşuyoruz. Sosyal Ben Vakfı'nın merkezi İstanbul'da bulunuyor ve bir sürü topluluğumuz var. Gaziantep, Karabük, Çanakkale, İzmir, Antalya'da da açacağız yakın zamanda. Buralarda çocukların sosyal benliklerini geliştirmek amacıyla saha çalışmaları yapıyoruz. Bu sattığımız ürünlerle de o sahalara gitmeye çalışıyoruz. Çocukların da sosyal benliklerini geliştirmek adına yaratıcı drama, spor, dans, müzik, kısa film, fotoğrafçılık gibi atölyeler açıyoruz. Yılmaz bizim keşfettiğimiz bir çocuk. İzmir'de keşfettik kendisini. Dansa çok ilgisi vardı. Onu yönlendirdik ve şu an Tan Sadık Akademi'den burs alıyor, dans bursu alıyor. Ve şu an İstanbul'a gidecek. İstanbul'da da bir burs alacak bir dans okulundan. Onu bu şekilde topluma kazandırmış olduk. Böyle birçok bir çocuğu keşfetmeye çalışıyoruz. Sahiplendiriz herhalde, değil mi? Evet. Ben internetten, Instagram'dan gördüm ilanlarını. Zaten kendim de takip ediyordum bu ilanları. Kalmasın dedim orada, Bergama'dan almaya geldim. Siz neler yapıyorsunuz bu hayvanların sahiplendirilmesi için? Birincisi, bakım evine terk edilen
hayvanların hemen yuvalandırılması için ilan açıyoruz. Sosyal medyayı bu konuda çok etkin biçimde kullanıyoruz. O çok önemli. Ama tabii ki bizim birinci isteğimiz terk edilmesinler. Bunun dışında bakım evinin şartlarıyla ilgili de oraya kulübe, gıda takviye yardımı, kuru mama, emek, gönüllülerimizin her biri aynı zamanda bakım evi gönüllüsü olarak da çalışıyorlar.